yığındı ve ayırma kosinüsleri. Yani alfa plus beta'nın kosinüsü, alfa minus beta'nın kosinüsü. Yığındı, ayırmanın kosinüsleri. Bunun için bana formüller orulluyor. Birincisi de kosinüs alfa, kosinüs beta, minus sinüs alfa, sinüs beta. Demek plus olsa ortada minus bulalı. Eğer ortada minus olsa bir de plus bulalı. Alfa minus beta bir de plus bulalı. Demek kosinüs alfa, kosinüs beta bu kısmı bir hal, hareketlisi de bu kısmı bir hal. Fakat iş arası da farklıladı. Demek plus olsa minus, minus olsa plus bulalı. Bu hesap kalışı için. Hop, şimdi şu formüller yardımı da buydaki misallarını kuramız. Birincisi, hesaplayın. Kosinüs 15 gradus. Bunu hesaplaşmak için 15 gradusunu biz 15 gradusunu 45 gradus minus 30 gradus diye yazışımız mümkün. Yani 45'ten 30'dan ayırırsak 15 bulalı. Şimdi bana formülaya, ikinci formülaya düşüp durdu. Alfanın orunda 45, betanın orunda 30 durdu. Demek bana bu formüladan faydalanıp bunu hesaplaşmamız mümkün. Teng. Kosinüs alfa, kosinüs beta, yani kosinüs 45, kosinüs 30 gradus, minus olsa plus bulardı. Plus, sinüs 45 gradus, sinüs 30 gradus. Ne hasıl kılalımız? Teng. Kosinüs 45 gradus, ilizası da 2 taksım 2'ye teng. Kosinüs 30 gradus, ilizası da 3 taksım 2'ye teng. Plus, sinüs 45 gradus, ilizası da 2 taksım 2'ye teng. Sinüs 30 gradus 1 taksım 2'ye teng. Buradan 1 taksım 4'ünü kaosundan aşağıya çıkartırken bulsak, kaos içi de ilizası da 2, ilizası da 3, ilizası da 6 buladı. Plus, ilizası da 2. Şuna yıkılıp, kosinüs 75, kosinüs 15 gradus, bana bir songe dengeyken. Hop, yani kosinüs 75'ini tapağımız. Kosinüs 75 gradusunu biz kosinüs 75 gradusunu 30 gradus koşu 40, 30 gradus koşu 45 gradus deyip yazamız. 30'ya 45'ini koşsak 75 hasıl buladı. Çünkü kosinüs ve sinüslerini 30 gradus ve 45 gradusdaki kıymetlerini biz bilemiz. O kaç formuna geçiyordu? Ortada plus. Demek bana bu plus diye geçiyordu. Demek bana bu formuladan faydalanamız. Kosinüs, kosinüs. Demek kosinüs 30 gradus. Kosinüs 45 gradus. Ortada minus. Plus bugün de minus buladı. Sinüs 30 gradus. Sinüs 45 gradus. Teng. Kosinüs 30 gradus. İlizası da 3 taksım. 2. Kosinüs 45 gradus. İlizası da 2 taksım. 2. Sinüs 30 gradus. 1 taksım. 2. Sinüs 45 gradus. İlizası da 2 taksım 2. Teng. 1 taksım 4'ünü kaosundan taşqariga çıkarsak. 2 köpaytirib 2 4. Makhrajda 4. Bir de ilizası da 6. Minus. İlizası da 2. Ana ifada hasıl bo'ladi. Şunda yukarı kosinüs 75 gradus. Ana bu sanki teng eken. Bunda battaki misal gibi tanımız. Bu yerde bana bir ifadanı kuzatamız. Kosinus, kosinus, sinus, sinus. Demek bana bir ikisinden bir tanesi geçiyor da. Bunu sadelaştırış için. Ortada plus, demek ortada plus. Bana bir ikincisi geçiyorken. Demek bana bir ifade verilgen bizge, bunu oranlığa biz bana bir ifadelerini yazışımız gerek. Demek formüllerden faydalanırken de biz her daim çaptamandan, çaptamanın oranlığa oyuntamanını yazar mıyız? Ayrım hollarda oyuntamanın oranlığa çaptamanı hem yazarız. Yani mesela meşhurda, bu teng bolada bu ifade. Kosinus. Bana bir ifadanın oranına bunu yazalımız. Alfa minus beta. Ha? Alfa minus beta. Alfa bana bu beta. 107 gradus. Minus. Minus. 17 gradus. Teng. Kosinus. 107'den 17'ni ayırsak. 90 gradus. A kosinus 90 gradus. 0 geteng. Demek bana bu ifadanın kıymeti 0 geteng iken. Cevap 0. Kengisi götürmemiz. Kosinus, kosinus, sinus, sinus. Yani başka iki tane ifadeden, iki tane formüladan bir tanesi geçiyordu. Ortada minus, minus. Birincisi geçiyorken demek. Ve biz yığındını kosinusundan faydalanışımız gerekiyken. Demek bu ifade teğen iken kosinus
36 gradus. Koşu 224 gradus. 36'ya 24'ünü koysak 60. Kosinus 60 gradus 1 taksim 2'ye teng. Demek bu ifadanın kıymeti 1 taksim 2'ye teng iken. Navbatdagi misolga o'tamiz. Bu yerda ham kosinus kosinus, sinus sinus. Ortada minus. Demek birinci formülaga tushar ekan. Demek mana bu ifadanın o'rniga biz bu ifadani yozishimiz kerak. Demek teng bo'ladi. Kosinus 7 pi taksim 9 plus 11 pi taksim 9 teng kosinus 7 ga 11 ni qo'ysak 18, 18 ni 9 ga bo'lsak 2. Demek 2 pi bo'lar ekan. Kosinus 2 pi 1 ga teng. Demek javob bu ifoda 1 ga teng ekan. Keyingi misol, 6-chi misol. Bu yerda ham kosinus kosinus, sinus sinus. Demak, ikkitadan bittasiga tushadi. O'rtada plus bo'lganligi sababli ikkinchisiga tushar ekan. Demak, bu ifodani mana bu ifoda bilan almashtiramiz. Demak, bu ifoda teng bo'ladi. Kosinus yozaman. Endi alfa minus beta 8 pi taksim 7 minus pi taksim 7 teng 8 pi'dan pi'ni ayirsak 7 pi, 7 pi'ni 7'ye bo'lsak pi bo'ladi. Kosinus pi, kosinus pi minus 1'ga teng. Shunday qilib bu ifodalarni hisobladik. Hop, keyingisi. Endi mana bu ifodalarni soddalashtiring. Bu yerda ham agar kuzatadigan bo'lsak, kosinus kosinus, sinus sinus, 4 alfa alfa. Bu yerda ham 4 alfa alfa. Demak, aynan 2 ta burchak kelyapti. Demak, kosinus kosinus, sinus sinus va 4 alfa alfa, 4 alfa alfa. Demak, mana shu formulaga, formulalardan biriga tushadi. O'rtada minus, demak, birinchisiga tushar ekan. U holda mana bu ifoda teng bo'ladi. Kosinus o'rtada minus bo'lganda plus bo'ladi. 4 alfa plus alfa bo'ladi. Demak, kosinus 5 alfaga teng ekan. Shunday qilib, mana bu ifodaning javobi kosinus 5 alfa. İkinci misolga o'tamiz. Bu yerda ham kosinus kosinus, sinus sinus. Endi mana bular bir xilmi yoki yo'qmi? 3 betta, 2 betta, 3 betta, 2 betta bir xil ekan. Demak, bu ham mana shu formulalardan biriga tushadi. Plus bo'lganligi sababli ikkinchisiga tushar ekan. Demak, bu ifoda teng bo'ladi. Kosinus 3 betta minus betta. Demak, kosinus 2 betta. Bu teng bo'ladi kosinus betaga. Demak, javob mana bu ifoda kosinus betaga teng ekan. Va nihoyat oxirgi misol. Kosinus alfa minus beta minus kosinus alfa plus beta. Endi boshqacha qilib aytganda, mana bu ifodadan bu ifodani ayirishimiz kerak ekan. Ularni mana bu ifodalardan foydalanamiz. Demak, ikkinchi tenglikdan birinchi tenglikni ayiramiz. Mana bu yerda demak, kosinus alfa minus betadan kosinus alfa plus betani ayirish kerak ekan. İkincisidan birincisini ayıramız. Bu halda teng bo'ladi. Mana bu ifoda teng. Bu ifodadan bu ifodani ayirsak, mana bular bu 0 bo'ladi. Bundan buni ayirsak, bu plus bo'ladi da 2 sinus alfa sinus beta bo'ladi. Shunday qilib javob, buning javobi mana bu ifoda bo'ladi.